Ereğli Belediyesi'nin yapacağı tüm projeler izlenecek halde, görsellik halinde, üç boyutlu halinde bunları izleyebilecekler. En kısa zamanda balıkçı lokantalarımıza kavuşacağız. Ama nasıl balıkçı lokantaları olacak bunlar? Ereğli evleri şeklinde, Ereğli mimarisine uygun, Ereğli'nin dokusuna uygun olacak. Çünkü biz her zaman şunu diyoruz, geçmişimize sahip çıkalım. Biz medeniyet yolculuğu yapıyoruz. Artık her şeyi orada taş kaldırılarak kaldıralım. Bunlar taş diye değil. Artık onlara farklı gözle bakmaya alışmamız lazım. Onun için tarihi değerlerimizi, tarihi dokumuzu korumamız lazım. Basındaki arkadaşlar ve sizler bazı şeyleri merak ediyorsunuz. Ankara'ya geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, ne oluyor? Şunu buradan da ilk kez açıklayayım. Bakanlıklara gidiyorsun ama bir insanımız, biz biliyorsunuz şehir olarak, ilçe olarak Ankara'ya İstanbul'un ortasındayız. Her iki tarafa da 250 kilometre uzaklığımız var. Günübirlik evleniyor. Fakat biz istiyoruz ki günübirlik insanlarımız gelmesin, bir gecede burada konaklasın. Konaklamalar için de bir şeyler göstermemiz lazım. İnsanlar artık kültür turizmi yapıyorlar, geziyorlar. Ve günübirlik gezdikleri zaman burada bakacakları, görecekleri yerler olması lazım. Bundan neler olabilir diye düşündük. Biz de hayal ettik. Bazıları tabii hayal etmiyor. Hayallerimizde de şey yapmıyor diyeyim, çok şey yapmak istemiyorum, konuşmam. Çünkü hayal çok önemlidir. Hayal gerçeğe atılan tohumdur. Hayal etmezseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Önce hayal dünyanızda bunları yaratmanız lazım. Biz şunu dedik. Göztepe'yi uzaktan seyretmeyelim. Göztepe'ye çıkalım, yaşayalım, oraya gezelim, orayı kentimize kazandıralım, halkımıza kazandıralım. Şehir dışından gelen insanlarımız Göztepe'yi yaşasınlar. Bunun için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na gerekli müracaatlarımızı, yazışmalarımızı sürekli takip ediyoruz. Ama sürekli ısrarla, hatta müdür arkadaşlar bilirler, aklımıza geldiği için her hafta ama her gün gerekirse telefona takip ediyoruz. Başka elimiz vardı, kalemiz vardı. Kaleyde dışarıdan seyretmeyelim, sadece dışarıdan seyretmekle kalmayalım, bunu da halkla buluşturalım istedik. Kale hakkında da gerek Belediye'den komutanlığımıza, gerekse Milli Savunma Bakanlığı'ndan, yukarıdan, her taraftan yazışmaları yaptık. İnşallah çok yakında kalede şehrimizde geçecek. Şu tarifelerimizde, tarihlerinde minimum 130 oranında indirimin yapılmasını hususunu ad okuma sürecini oraya sahip ediyor. Arkadaşlar yani bir karmaşa çıkmasın. Yani iade kararının kabulü veya reddi diye oylayacak olursak o zaman şey değişir. Değişir. Tabii öyle ama. Doğrusu bu ya. Doğrusu bu. Başkan Bey vermiş şeyi. İade etmiş, iadenin reddi veya kabul olacak. Yani o zaman oylarsa şeyler doğrusu zaten kabul olmuş, gelmiş. Başkan da bu hukukum görmemiş, meclise iade etmiş. Yani kabul edemez. Atıl Kumaş Şubat'ı ileri. Reşat Nakil. Kabul. Eyüp Kaya Atman. Kabul. Sezai Meriç. Kabul. Esra Afagor. Kabul. Yusuf Kalay. Evet. Halil Bozkuş. Kabul. Salih Kumaş. Kabul. Mehmet Erdoğan. Evet. Ayhan Atar. Kabul. İhsan Yazıcıoğlu. Kabul. Sabri Dinç. Evet. Nur Oğuz. Evet. Nezih Anıl. Evet. Sibel Yıldız. Evet. Behmi Karalsa. Cumhur Halcı. Evet. 14 ve 12 kabul, 6 çekildi. 14 ve 12 kabul, 6 çekildi.